Sevgili Bilge, bana bir mektup yazmış olsaydın, ben de sana cevap vermiş olsaydım. Ya da son buluşmamızda büyük bir fırtına kopmuş olsaydı aramızda ve birçok söz yarım kalsaydı, birçok mesele çözüme bağlanamadan büyük bir öfke ve şiddet içinde ayrılmış olsaydık da yazmak, anlatmak, birbirini seven iki insan olarak konuşmak kaçınılmaz olsaydı. Sana durup dururken yazmak zorunda kalmasaydım, bütün meselelerden kaçtığım gibi uzaklaşmasaydım senden de. İnsanları eski karıma yapmış olduğum gibi büyük bir boşluk içinde bırakmasaydım, kendimden de kaçıyor gibi beylik bir ifadenin içine düşmeseydim, bu mektubu çok çok karışık hisler içinde yazıyorum gibi basma kalıp sözlere başvurmak zorunda kalmasaydım. Ne olurdu? Ne olurdu bazı sözleri hiç söylememiş olsaydım? Ya da bazı sözleri hiç söylememek için kesin kararlar almamış olsaydım? Sana diyebilseydim ki, durum çok ciddi Bilge. Aklını başına topla. Ben iyi değilim Bilge. Ben iyi değilim. Seni son gördüğüm günden beri özlüyorum. Ve gözüme uyku gelmiyor diyebilseydim. Gerçekten de o günden beri gözüme uyku girmeseydi. Hiç olmazsa arkamda kalan bütün köprüleri yıktım ve şimdi geri dönmek istiyorum ya da dönüyorum cinsinden bir yenilgiye sığınabilseydim. Kendime söyleyecek söz bırakmadım. Kuvvetimi büyütmüşüm gözümde. Aslında bakılırsa bu sözleri kullanmayı ya da böyle bir mektup yazmayı bile ne sen, ne aşk, ne de hiçbir şey, hem de hiçbir şey olmadığı günlerde kendime yasaklamıştım. Sen, aşk ve her şeyin olduğu günlerde böyle kararlar alınamazdı. Yaşanmış bir ölünün yargılarıydı bunlar. Bu kararlar. Şimdi her satırı bu satırın neden yazdım diye öfkeyle bir öncekini ekliyorum. Aziz varlığımı son dakikasına kadar aynı görüşle ayakta tutmak gibi bir görevim olduğunu hissediyorum. Çünkü sevgili Bilge, başka türlü bir davranışım benimle küçük de olsa bir ilişki kurmuş, benimle az da olsa ilgilenmiş insanlarca yadırganacaktır. Oysa sevgili Bilge, aziz varlığımı artık ara sıra kaybettiğim oluyor. Fakat yaralı aklım henüz gidecek bir ülke bulamadığı için bana dönüyor. Şimdilik. Biliyorum ki bu akıl beni bütünüyle terk edinceye kadar gidip gelen aziz varlık masalına kimse inanmayacaktır. Bazı insanlar bazı şeyleri hayatlarıyla değil, ölümleriyle ortaya koymak durumundadır. Bu bir çeşit alın yazısıdır. Bu alın yazısı da başkaları tarafından okunmazsa hem ölünür ve hem de dünya bu ölümün anlamını bilmez. Bu da bir alın yazısıdır ve en acıklı olandır. Bir alın yazısı da ölümün anlamını bilerek ona bu anlamı vermesini beceremeden ölmektir. Ki bazı müelliflere göre bu durum daha acıklıdır. Ben ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum sevgili Bilge. Yaşamak ve herkesin burnundan getirmek istiyorum. Bu nedenle sevgili Bilge, mutlak bir yalnızlığa mahkum edildim. İnsanların kendilerini korumak için sonsuz düzenleri var. Durup dururken insanlara saldırdım ve onların korunma içgüdülerini geliştirdim.
Hiç kimseyi görmüyorum. Albay da artık benden çekiniyor. Ona bağırıyorum. Bütün bunları yazarken hissediyorum ki bu satırları okuyunca bana biraz acıyacaksın. Fakat bunlar yazı sevgili Bilge. Kötülüğüm, vasatlığım bu kelimelerin arasında çoktan kayboluyor. Geçen sabah erkenden albayıma gittim. Bugün sabahtan akşama kadar radyo dinleyeceğiz dedim. Bir süre sonra sıkıldım. İnsandır elbette sıkılacak. Benim gibi canavar değil ki. Bunun üzerine onu zayıf bulduğumu, benimle birlikte bulunmaya hakkı olmadığını yüzüne vardım. Sevgili Bilge, ben yalnız kalmalıyım. Anlıyorum ki artık başka hiçbir çarem yok.